Bu eğitim filmimizde sizlerle katıdan katı çıkarmayı kalıp teknikleriyle bir kere daha karıştırıp kalıp yarılarını, plastik hacim kalıplarını kalıp yarılarını ayırmayı bir kere daha inceleyeceğiz. Yapacağımız şey ilk öncelikle çok basit bir parça tasarımı. Bu yapacağımız tasarım gerçekten de keyifli bir örnek olacak. Ön düzlemden ya da top plane'den başlıyorum. Top plane önerimdir. Top plane'e bastım. Ve ondan sonra benim istediğim şey eğrinin üstünde şöyle bir form. Güzel. Şimdi şu yüzeye dik bakıyorum. Referans geometri. Bakın biraz daha serbest çalışıyorum ki tasarımlarınız biraz daha gerçek hayatta kullanacağınız özgür tasarımlar gibi olsun. Loftlu bir geometri yürüteceğiz. Ölçüleri çok önemli değil. Ölçüsüz çalışıyorum. Özellikle ölçüsüz çalışıyorum. Serbest bir tasarım olsun diye. Referans geometri plane. Bitişe yakın bir yere basın. Ucuna basmayın. Yani tam uca yakın bir yere basın. Bunu soranlar olacaktır. Hatta buraya da kare olsun. Şey, dikdörtgen yani. Kareyi %100 tutturmanız şart değil. Şöyle bir profil olsun. Şimdi loft. Bu parça mı? Bu parçayı yürüt. Ama with center line. Nerede? Center line. Center line olarak bunu kullan. Bu benim parçam. Şunlara gerek yok. Sakla. Sakla. İstediğim şey ne? Bunu kalıba gömmek. Kalıba gömerken de kalıptan bunun yarısını çıkartacağımı varsayıyorum. Onun için yapacağınız işlem o kadar basit ki sadece gelip şu hacimlere dik bakan bir dikdörtgen çiziyorsunuz. Bunu içine alacak. Köşe köşeyle çizin lütfen. Ondan sonra normalde gerçek kalıpta bunları gelirsiniz. Kenardan en uç kenarı ölçümlendirirsiniz. Özellikle böyledir. Bunları gelin yapın. İstediğiniz mesafede istediğiniz boşlukları çünkü soğutma kanalları vesaire geçecek. Bunları yapın ve sonra katılamayı başlıyorum. İster iki yöne birden çekin katılayın. Parçayı komple gömün ya da tek yönde yapın ama ikinci yönde zaten göreceksiniz aynı mantıkla. Bakın tasarım yapanların en büyük hatası burada oluyor. İkinci yere yaptığı zaman birinci gövdeye dikiyor. Ama benim size hatırlattığım neydi? Bitirirken merge result'ı kaldırın. İki ayrı gövdeniz olsun ki birbirinden çıkartabilin. Şimdi birinci yaptığım parçaya çekme payı vereceğim. Yani belli bir oranda büyüteceğim. Nedir? Yüzde biraz fazla büyük bir boy olacak. %5 büyüme payı verdim. Biraz abartılı. Body'yi seçin diyor. Onu unuttuk tabii ki. Body'lerden birincisini çektim. Bakın büyümesini göreceksiniz. Şuraya dikkat edin. Belli bir miktar büyüdü. Şimdi istediğim şey çok çok basit. Combine komutuyla çıkarma diyorum. Bu parçayı ana gövde olarak al. İçinden bunu çıkar. İşte bu kadar. Bakın kalıp yarısını ne kadar kolay oluşturdunuz. Şimdi istiyorsanız bunları seçip yüzey olarak ayırabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki ben buradan offset surface komutuyla bu yüzeyi alıp ayrıca çıkarmak istiyorum. Kendi başına bir yüzey olarak kullanacağım. Yapacağınız işlem yüzeyleri seçip sadece ve sadece 1 milim diyorum. Ve dikkat edin artık katıyı saklıyorum. İşte size parçanın yüzeyi. Buradan sonra dikiyoruz parçayı. Knit Surface'le gelip yapacağınız işlem zaten dikilmiş doğru. Tek parça çıkardık. Buradan sonra bunu istediğiniz bu yüzeyi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Kalıptaki parçanın yüzeyidir bu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filminde görüşmek üzere.